ezan dinmez diyen, bayrak inmez diyen, şehit ölmez diyen birileri var, birileri. Ezan dinmez diyen, bayrak inmez diyen, şehit ölmez diyen birileri var. Biz Ankara'dayız, Ankara Sıhhiye'deyiz. Gündem oldukça yoğun. Devlet başkanının olduğu bir gündeyiz. Ankara'da misafirlerimiz var. Misafirlerimize tabii bugün devlet başkanı, daha doğrusu bir önceki günün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın devlet başkanlığına geçiş programını biraz da hep birlikte izleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Evet, yanımızda iş adamı siyasetçi Şahin Kaya var. Oradan başlayalım. Efendim, günü nasıl özetlersiniz? Vallahi gün hassasiyeti büyük. Çünkü bekleyenlerin beklediği başbakan oluştu. Şu anda bu oluşma halkın %51'i destek vermiş oldu. %49'da otomatikman artık başkanına sahip çıkacak. Yani ülke tek bütün oldu şu anda. Hesaplar neyin üzerinde? Tek başkanlık sisteminin üzerinde. Bu sistem devam eder mi acaba? Bizce devam eder. Şimdiye kadar da devam etti. Eskiden iki başlık vardı, üç başlık vardı. Aramızda bu kadar düşmanın çoğalması, komşuların kalmaması, içimizde bu kadar FETÖ'cünün olması, FETÖ'cüye anında müdahale için tek başkanın her zaman için faydası vardı. Çünkü diğer tarafta meclisten çıkardığı kararların %60'ı artık bundan sonra tek başkandan çıkacak. Yani hata yapan sabahdan görevinden alınabilecek. Devlet başkanlığı yeni dönemde Türkiye için doğru olan, hayırlı olan uygulama nedir? Şimdi birkaç yıl öncesine bakarsan işin bu kadar sarpa sardığını, ülkenin içinde bu kadar FETÖ'cünün olduğunu farkına yeni varıldı. Bunun için de meclisiyle bunlar ayrılamayacağı için, çünkü meclisin içinde PKK'nın da olduğunu biliyoruz, FETÖ'cünün de olduğunu biliyoruz. Meclis kendi işini meclisten temizleyemez. Ancak bunu tek emirle, tek başlıkta hata yapanın sabahına görevden alınabilmesi için başkanlık sistemi en uygun programı olduğunu bu yıl daha iyi anlamış olduk. 15 Temmuz olaylarından sonra meclisimizde şu anda FETÖ'cü de var, PKK'lı da var. Hiçbir aile kendi içindekine acıyamaz ve dışarı edemez. Ama bir başkan olduğu zaman, yani iyi bir baba olduğu zaman, kim hata yapıyorsa anında sabahleyin bunu dışarı edecektir. Bu da vatanımıza, milletimize hayırlı olacağından eminim. Yani benim düşüncelerim böyle en azından. Efendim, evet, gündemin gelişmelerini Ankara'da hep birlikte Sıhhiye'de takip etmeye çalıştık. Kameraman Şahsenem Kaya, ben muhabir Süleyman Yıldız ve konuğumuz Şahin Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Bir sonraki konu ve konuklarla görüşmek üzere, hoşçakalın.